altı parmak. Uzun top savunma arkasına Özer. Karşı karşıya Özer ve gol! Özer Urbacı 45+1. Sağ ayağıyla müthiş bir aşırtma. Özer Urbacı ile öne geçiyor Bursa Spor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsun Spor maçı öncesi en son oynadığımız hafta içindeki Bandırma Spor maçını yorumlayacağız. Bir önceki hafta sonu Ümraniye Spor'a sahamızda 3-1 yenilmiştik. Bunun neticesinde kötü bir hafta geçirmemiz muhtemeldi. Neyse ki salı günü hafta içi oynanan ilk maçta Bandırma'da saat 13.30'da futbolcularımız güzel bir skorla eve geri döndü. Hafta içi oynanan ve öğlende oynanan maçlarda takımların konsantre eksikliğinden dolayı kaybettiğini düşünüyordum ki bu sefer Bursa Spor iyi konsantre olmuştu bence maça ve istediğini aldı. Bandırma Spor'a baktığımızda sene içerisinde bir tane de hazırlık maçı yapmışız. Zannedersem Özlüce testlerindeydi ve 1-0 kazanmıştık. Daha önce de Bandırma Spor'la hiç karşılaştığımız maç yoktu. İlk defa bir resmi müsabakada Bandırma Spor'la karşılaşmış olduk. Bandırma Spor lige aslında kötü başlamıştı ve ilk maçlarda neredeyse hiç galibiyet alamamıştı. Ve üzerine bir de koronavirüs vakaları gerçekleşmişti ki topluca bir koronavirüs vakası gözükmedi. Bütün maçlarını oynamak zorunda kaldı Bandırma. Son oynadığı 3 maçta da ilk 18'i çıkaramamışlardı bile. Buna rağmen son 3 maçında 7 puan toplamayı başarmıştı Bandırma ve yükselen performansıyla birlikte Bursa Spor karşılaşmasına çıktılar. Ben de Bandırma Spor'dan oldukça çekiniyordum açıkçası. Oynadığımız Ümraniye maçından sonra bir oyuncumuzun pozitif olduğu açıklanmıştı COVID-19'da. Ve bu oyuncunun kim olduğu açıklanmamıştı biliyorsunuz. Bandırma Spor maçında da oynamayan oyunculara baktığımızda kalecimiz Deniz ilk 18'de yoktu. Sakatlık geçiren Aykut Akgün ve Vefa Temel sarı kart cezalısı İsmail Çokçalış'ı da gene ilk 18'de göremedik. Ligde koronavirüsten en az etkilenen takım Bursa Spor oldu şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Hatırlayacaksınız lig başlamadan Ağustos ayının sonunda bir oyuncumuz pozitif olmuştu. Bir de Aralık ayında ikinci vakamızı görmüş olduk. Yani Bursa'da bu kadar vakanın yüksek olduğu bir şehirde futbolcularımızın bu kadar kendine dikkat etmesi de ayrıca takdir edilesi bir durum bence. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi bu durumdan dolayı kutluyoruz. Ve inşallah bundan sonra da böyle devam ederler. Takımın ritmi bozulmadan, maçlara ertelenmeden aynı ritimle ilk yarıyı kapatırız. Bandırma Spor maçına baktığımızda gene her zamanki dizilimimiz olan 4-2-3-1 ile Mustafa Hoca sahada yer aldı. Sağ bekte cezalı olan İsmail Çokçalış'ın yerine Ramazan Keskin'i oynattı. Ramazan Keskin'e biraz sırıttı ama çok da fena oynamadı bence sağ bekte. Bunun haricinde Furkan Emre Ünver'in gene geri döndüğünü gördük. Stoperdeki yerini aldı. Bir de Özer Hurmacı sakatlıktan çıkmıştı biliyorsunuz. Ümraniye maçında sonradan oyuna girmişti. Bandırma maçında da gene ilk 11 başlayarak golünü de çok güzel attı ve takıma katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Maça geçecek olursak daha önceki maçlarda da olduğu gibi maça hızlı başladı Bursa Spor'umuz. Ve henüz daha maçın 3. dakikasında sağ kanattan Özer'in geliştirdiği atakta Ali Akman'ın arka tarafa doğru çıkarmış olduğu topu Burak Kapacak topun dibine vurunca topu göğe yolladı. Yani 3. dakikada öne geçeceğimiz pozisyonu değerlendiremedik. Özer Urmacı çekti topu, Arafası ceza sahası, Batuhan içeri çevirdi, Ali Akman, ondan da bir pas, bomboş! Bomboş dışarı gidiyor. 17. dakikada Bandırma Spor atağında öyle bir pozisyon gelişti ki defansımız topu uzaklaştırayım derken bu sefer ceza yayından gelen bir şutla karşı karşıya kaldık ki defansımıza da çarpan top kalecimiz Ataberk'i kontrpiyede bıraktı ve az daha gol oluyordu. Neyse ki top az farkla kornere çıkmış oldu. Bekledi Rayo. Ortası ceza sahasına Onur. İshak vurdu. Savunmaya çarptı, dışarı gidiyor. İshak çakmak vurdu. Savunmada Onur'a çarpan top kornere gitti. Bandırma Spor ilk yarıda biraz daha atak oynuyordu ki Mustafa Hoca da gelişen bu ataklar sonrası sağ kenarından biraz sinirlendiğini görmüş olduk. 45+1. Dakikada orta sahada Burak Altıparmak'ın defansın arkasına attığı topu Özer Urmacı çok iyi bir koşuyla vuruşla aşırtma yaparak kalecinin üzerinden harika bir gole imza atmış oldu. Gol sonrası sevinçleri de çok güzeldi. Zannedersem Doğan bebeğine armağan etti bu golü de. Burak Altıparmak uzun top savunma arkasına Özer. Karşı karşıya Özer ve gol! Özer Urbacı 45+1. Sağ ayağıyla müthiş bir aşırtma. Özer Urbacı ile öne geçiyor Bursa Spor. Böylece bu golle birlikte geçen hafta Ümraniye Spor maçında biliyorsunuz ilk yarının uzatmalarına gol yemiştik.
Bu sefer de biz uzatmalarda golü atarak soyunma odasına bu sefer morale giden takım biz olduk. Devre arasında kalecimizi değiştirdi Mustafa Hoca. Zannedersem maçtan önce de bir rahatsızlığı varmış Ataberk'in. Ve ikinci yarıda Canberk'i kalede gördük ki Canberk'e de daha önce Mustafa Hoca çok şans vermiyordu. Deniz'in de olmadığı kadro derinliğinde Canberk eline geçen fırsatı bence iyi değerlendirdi. İkinci yarıya da moralle başlayan Bursaspor'umuz 52. dakikada öyle bir atak geliştirdi ki sağ kanattan Özer'in ortasında zannediyorum top çok fazla solu geldi ve kaleci Zülküf çok kolay yakalayabileceği topu elinden kaçırdı. Ve takipçiliğin de ödülünü Ali Akman'ın alarak önce topu kafasıyla önüne düşürdüğünü gördük ve ardından iki oyuncunun arasında topu filelerle buluşturdu. Bir anda skor 2-0'a gelmişti ve deplasmanda 2-0'lık skorla hepimiz derin bir oh çektik. Özer Urmaç'ı yükseklik kazandırdı. Boşta kaldı Ali Akman. Ali Akman 2-0. Bursaspor farkı 2'ye çıkarıyor. Zülküf'ten büyük hata. Ali Akman attı. 2-0'dan sonra da bandırmanın atakları tabii daha fazlalaşmaya başladı. Bursaspor da biraz geri çekildi haliyle ve kontra ataklarla gene oyunda ileri çıkmaya çalışıyordu. Ta ki 68. dakikada yaşanan sol taraftan gelen bandırma atağında Traore'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Emirhan'ın topa müdahalesini hakem bence yanlış yorumladı ve sanki Traore'ye vurmuş gibi düşündü. Ve inanılmaz komik bir penaltı çaldı. Artık alıştık. Yani video hakemle düştüğümüz Süper Lig'den yine TFF 1. Lig'de de hakem hatalarına en çok maruz kalan takımlardan biriyiz. Abdurrahim tekrar doldurdu pote, kafayla çevirdi Traore. Lassina Traore açı daraldı. Traore top onda kaldı. Traore'den bir çalım denemesi daha ve penaltı. Penaltı kararı. Royal Hastanesi Bandırma Spor penaltı kazanıyor. 68. dakika Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi. İshak topa doğru geldi. İshak ve gol. Bandırma Spor farkı bile indirdi. İshak Çakmak. Başkanımız ve teknik heyet hakemle ilgili maç sonrası konuşmuyor dikkat ediyorsanız. Ama hani taraftarlar olarak biz gene en sert şekilde tepkimizi verelim. Malum kulübümüzün içinde bulunduğu şartlar belli. Bir açıklama yapsalar gene oradan 50.000 TL, 100.000 TL para cezasına çarptırılmaları mümkün. Ama bu oyuncularımızın da hakkını biz kimseye yedirmeyiz. Buradan bütün TFF'ye duyurulur. Yani hakem tarafı bir tarafa, bir de bunun futbolcu tarafı var arkadaşlar. Yani görüyoruz, hepimiz izliyoruz maçları. Kendini yere atan tonlarca futbolcu var. Yani bu futbolcular kendilerini yere atmaktan vazgeçmediği sürece biz hakemlere yüklenmeye devam edeceğiz. O yüzden hani ülke futbolunun da biraz daha kalkınması için futbolculara buradan çağrımızdır. Yani kendinizi yere atıp haksız kazanç elde etmeye çalışmayın. Zira karşınızda oynayan genç oyuncular var. Onların da emeğine saygısızlık etmemiş olun. Kazanılan penaltıyı da Bandırma Spor gole çevirdi ve skor 2-1'e geldi. 2-1'e gelince bu sefer Bandırma çok fazla doldur boşalta başladı. Ceza sahasımıza bir anda çok fazla orta gelmeye başladı ki Bandırma Spor birkaç tane karambolden pozisyonu da buldu. 75. dakikada gene ceza sahamız içerisinde gerçekleşen karambolde önce defansımız gole izin vermedi ardından da Bandırma Spor pozisyondan yararlanamadı. Halilović uzun gönderdi. Traore kafayla çevirdi. Furkan Emre top ceza sahasında kaldı. Şut şansı Landel. Boşta kaldı. Müdahale var. Bir şut savunmadan dönüyor. Atak sürüyor. Bir orta daha. Kafa vuruşu dışarı gitti. Doğancan. 78. dakikada da Burak Kapacak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat zamanlamasını tam ayarlayamadığı için golü atamadı. 84. dakikada da bu sefer ceza sahasında bir kafa vuruşu vardı ve Canberk sağa doğru uçarak güzel bir kurtarışı imza attı. Uzun top İshak'tan ceza sahasına Cüneyt. Onur o da ön alanda kafayla çevirdi. Bir kafa kaleci Canberk. Canberk müthiş uzantı. Uzatma dakikalarında Burak Kabacak yerine Çağatay'ın girdiğini gördük. Ufak bir sakatlığı vardı Burak'ın. Ve maça 6 dakika ilave yapılmıştı. 90+2. Dakikada da gene ceza sahasına gelen ortada vurulan kafa vuruşunu Canberk güzel bir kurtarışla kornere çeldi. Ve maçın kalan dakikalarında da başka pozisyon olmadı. Çekti topu Halilović. Emir Halilović ortası bir kafa savunmadan geldi. İkinci hamle yükseklik kazanan top dışarı gidiyor. Selçuk. Ortayı yaptı Traore. Kaleci son anda. Müthiş bir reaksiyon. Canberk Yurdakul.
Böylece bu galibiyette Bursaspor'umuz kendisine rakip olan Bandırmaspor'u deplasmanda yenerek çok önemli bir galibiyete imza atmış oldu. Çünkü Bandırmaspor'u yenilseydik Bandırmaspor bizi puan tablosunda altına alacaktı. Bu galibiyet bizleri yukarılara taşımadı evet ama alt sıralardan da uzaklaştırdı. Bence Bursaspor için çok önemli bir galibiyetti. Samsunspor maçı öncesi bence deplasmanda alınan bu galibiyet bizler için moral oldu. Ve şimdi lig başından beri hiç iki maç üst üste kazanamamıştık. Eğer bugün Samsunspor'u da yenersek ilk defa iki maç üst üste kazanmış olacağız. İnşallah bugün Samsunspor'a karşı havada biraz bulutlu ve sahada, stadı da görüyorsunuz oldukça futbola müsait bir hava var. Bursa'da bugün lodoslu da bir hava var ama maç saatine doğru lodos etkisini azaltacakmış. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Televizyonlardan gene takip yapacağız. Bandırma maçı ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Samsunspor maçı ile ilgili de biliyorsunuz Ertuğrul Sağlam takımın başında. Samsunspor'da bazı kesim Ertuğrul Hoca'yı eleştiriyormuş. Yani şöyle söyleyeyim. Biz Ertuğrul Hoca'yı mumla arıyoruz. İnşallah siz de o durumlara düşmezsiniz. Ertuğrul Hoca geçen sene sizi şampiyon yapmıştı bir alt ligde. Ve bu ligde de bu sene yenisiniz. Bence ligin seyrine göre karar vermeyin. Zaten bu ligde her şey olabiliyor. İyi giden takım 2-3 maç sonra bozulup altlara doğru düştüğünü görebiliyorsunuz. Samsunspor için tavsiyem biraz sabırlı olmaları. Bursaspor için de Samsunspor baktığınızda ligin en iyi savunma yapan takımlarından birisi. Takım savunması yapıyorlar. Mustafa Hoca da bence buna göre bugün takımı çalıştırmıştır. Ve bugün sahaya ona göre taktikle çıkacaktır. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. İnşallah iyi olan kazanır. Ertuğrul Hoca'ya da başarılar fakat bu maç hariç. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bundan sonraki videolarla tekrar sizlerle görüşmek üzere. Herkese iyi günler.